Selamun aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Şu anda yakıt alıyoruz. Gördüğünüz gibi 24 AS 24 firmasından alıyoruz. 400 litre. Burası Avusturya. Şimdi şu anda yakıtın fiyatını söylüyoruz. 1 euro 43 sent civarı. Aslında şu karşıyı çekecektim de bir hayvanın biri geldi tuvaletin yanına çiş yapmaya. Gerçi burada enteresan bir çişlik var. Onu da şimdi göstereyim. Şu hayvan gidene kadar o tarafı çekmeyelim. Yani normalde amacım manzarayı göstermekti. Fakat iş yiyen bir hıyarın manzarasını göstermeyelim. Burası böyle kocaman 8-10 peronlu bir yer. Yalnız çok garip bir tuvalet işleme sistemi gördüm. Şimdi bu çıksın lavuk göstereceğim. Videoyu kesiyorum, devam edeceğim. Şimdi manzaraya bak, dışarı kar yağıyor şu anda. Görüyor musun? İnce ince böyle harika bir kar yağışı var. Şurası dağ. Bak böyle komple dağ. Böyle. Burası da mazot aldığımız yerler. İşleme yerine bak abi, orayı gösterecektim, ne kadar garip. Görüyor musun? Herkes böyle ayrı ayrı yerlerde işiyor. Çok garip, yalnız kafana taş düşer abi. Burada. Arabaya bakalım, 400 litreyi geçmesin. Daha 216 litre. Maalesef burada da böyle bir sıkıntı var. Bu firmada. Abi 300 litre, 400 litre sürekli böyle şeyle aldırıyorlar. Az 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 az. Bakalım, herhalde firma değiştireceğiz. Gördüğünüz şu, bakın tanker arabasını görüyor musunuz? Şu anda dolduruyor. Böyle bir firmaya geçeceğiz. Bugün bir şoför arkadaşla konuştum. Bayağı fiyatlar iyi. Yani ben burada 80 euro civarı kazanıyorum günlük. Orada 120 euro veriyorlarmış. Genelde bunlar süt taşıyor. Bakalım. İleride yolda muhabbetini yapar, anlatırım size tam olarak nasıl oluyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Durmak yok. Yola devam. Selamun aleyküm dostlarım. İtalya'ya girdik. Yalnız bu dostlarım lafını Enver'den çaldım. Maalesef yine bir kar yağışı. -4 derece şu anda. Asfalt biraz tehlikeli açıkçası. Fakat gidilebilir bir yol. Buralarda ne zaman kar yağar diye düşünüyordum. Sonunda yağdı o beklenen kar. Gerçi çok ciddi bir şey değil gibi gözüküyor ama gecenin ilerleyen saatlerinde biraz ciddiye çevirebilir bu işi diye düşünüyorum. Ben 1,5-2 saat sonra mola vereceğim. İnşallah yatsı namazını kılacağım. Ondan sonra devam edeceğim yoluma Allah'ın izniyle. Hoşça kalın. Bakalım ilerideki kar durumuna göre tekrar bir video yaparız. Buongiorno, come stias abonelerimiz. Neden buongiorno diye başladığımızın farkındasınız. İtalya'dayız çünkü. Contacinto, gracias, muchos gracias, buongiorno, buongiorno öyle götürüyoruz işte. Markette kimi görsek, dükkanda kimi görsek buongiorno. Kardeşlerim, yaklaşık bir 45 kilometre sonra ilk hedefimize varacağız inşallah. Güzel bir hava var. Yaklaşık 7 derece. Güneş var abi ya. Güneş ya. Yani öyle bir, Allah'ıma şükürler olsun, Allah'ın yarattığı çok büyük bir nimet güneş. Hamdolsun bize bunu bahşettiği için. Öyle bir güzel enerji veriyor ki abi ya, böyle var ya, ruhum canlandı. Yemin ederim var ya, böyle kendime geldim bir anda böyle. Bütün pozitif düşünceler arttı. Yani bunu anlatıyorum çünkü buraya gelecek kardeşlerim, Avrupa'ya gelmek isteyen kardeşlerin olayı çoğu ekonomik olarak düşünüyor. Evet doğru, ekonomik olarak insanı ileri götürüyor. Bu bir gerçek. Ama abi ya burada Polonya gibi, Almanya gibi ülkelerde Türkiye ile aynı zamanda güneş göremiyorsun. Yani Polonya'da, Almanya'da 3 ay 4 ay belki ara ara güneş görüyorsan, Türkiye'de 6 ay 7 ay güneş görüyorsun. E tabi güneş karnımı doyurmuyor diyeceksin. Doğrudur, haklısın. Bir şey diyemem. Sadece bir ufak bir hatırlatma. Kardeşlerim, burada yaşamanın ekonomik yanları güzeldir. Ama kışları, baharları, sonbaharları bunaltıcıdır. Çünkü güneş görmeden uzunca bir süre yağmurla veya karla veya eksi soğuk havasıyla yaşamak zorunda kalırsınız. Ben Polonya'da -35 gördüm ve hissedilen -40 civarıydı. 40-45 civarıydı. Yani gelecek olan kardeşlerim buna da ufaktan kendini hazırlasınlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
Kardeşlerim, sol tarafta bir ucube var. Bana göre ucube. Ne olduğunu çözen var mı? Böyle bir enteresan bir yapı. Cami bir desem cami değil, kilise desem kilise değil, iş yeri desem iş yeri değil. Böyle kocaman gökdelen gibi garip bir yapı. Karşı sağ tarafta ağaçlar müsaade ederse eğer dağların zirvesi mevcut. Zirvede de kar mevcut. Harika bir şey. Tabii göremiyorsunuz tabii, olmuyor ya. Al istersen. Olmuyor. Yakalayacağım. Ya var ya, hep ağaçlar engel oluyor ya. Ve bir de kamera böyle dandik olunca. Yakalayamadım kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Aslında kardeşlerim şeyi yakaladık, zirveleri, ama ne kadar olumlu değil mi? Olumlu nasıl bir kelime ya? Ne kadar şey görebilirsiniz bilmiyorum. Yani hemen böyle uzakta, tabii yine araya bir şeyler giriyor. Bak böyle arkada işte eski Roma İmparatorluğu'nun kurulduğu yer desem, sallasam yeridir. Bak görüyor musun, zirvede karlar mevcut. Şu gördüğünüz yer Auto Grill şu anda yazıyor. Bakın böyle bizim otobanlardaki gibi üst geçit, tüp geçit var. Tüp geçitten park ediyorsun. Gayet de güzel. İtalyanları bu konuda tebrik ediyorum kendilerini. Çünkü şey, banyo, duş, tuvalet ücretsiz. Harika bir hizmet. Artı tırcılar için birçok alışveriş imkanı var. Araban için bir sürü aksesuar vesaire. Hakikaten fiyatlar pahalı. Yani basit bir araba tır yıkama fırçası Kapıkule'de 40 lira 50 lirayken burada abi 70 euro 80 euro. Akla hayale zarar yani. Kıyamadım, alamadım. Patronun parası olduğu halde gene kıyamadım. Bu arada var ya, tam solda karşıda inanılmaz güzel bir dağ manzarası var böyle karlı. Fakat kamerayla ne kadar net görebiliriz bilmiyorum. İsterseniz bir şansımı deneyeyim. Gerçi bir yandan direksiyonu tutup bir yandan oraya bakmak zor oluyor ya. Öf. İşte bir Canon son model fotoğraf makinesi olacak. Kocaman böyle kafaya takacaksın kaskla beraber. Al sana harika bir kafa kamerası, öyle değil mi? Güzel olurdu. Yani böyle İtalya'da tırcılar için olanak ve imkanlar çok daha fazla iyi. Her yerde duşun, benzinin, yemeğin tabii pahalı olsa da yine de mevcut. Ben birkaç kilometre sonra yoldan çıkacağım, otobandan. Eğer manzara çekmeye değer bir manzara olursa çekebilirim. İtalya'nın en büyük sıkıntısı navigasyon problemleri. Çok fazla tır yasağı var ve sıkıntılı yerler. İtalya'daki tır yasağına mümkünse girmeyeceksin yani. Çünkü girersen çıkışın olmayabilir abi. Yani seni daracıktan da dar bir yere götürebilir. Ben bunu defalarca yaşadım. Hakikaten tehlikeli sonu. Ya köprüye ya çok dar bir sokak arasına, bir arabanın bile sağmayacağı sokak arasına girersin ve kalırsın abi yani. Dönecek yerin de olmaz. Polis gelip arkayı önünü açana kadar beklersin. Öyle bir sıkıntı. O yüzden burada dikkat etmek lazım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Güzel bir manzara yakalarsak devam ederiz. Hoşçakalın. Dakika bir, gol bir kardeşlerim. Tır yasağı olan bir yere girdik şu anda. Size söyledik tır yasağı var diye, girmeyin diye. İç. Şimdi buyur buradan yak. Ya çekrense. Sola dön diyor. Abi yok böyle bir dünya. Sola mola dönmüyorum ben. Kusura bakma. Yok abi, başka gitmenin yolu yok ya. Polis yakalarsa yandık. Hey, kamera varmış ya lan. Polise ne gerek var? Neyse. Siz memleketi görmüş oldunuz. Ben de stres yemiş oldum. Şu anda yiyorum. Hala. Yalnız güzel. Yani İtalya, eğer Allah nasip ederse bir gelip gezip görülebilecek bir yer. Ya bu İtalya'daki adreslerin hepsi genelde hep böyle arkadaşlar. Yani hep tır yasağıyla alakalı yerler. Hep tır yasağına giriyorum ya. Hep ya. Birkaç defa böyle, ya bilemiyorum, firmaların eski şeylerinden mi kaynaklanıyor? Eski firmalar olduğu için mahalle aralarında yapılmışlar, artık taşınması mümkün değil. Veya sanayi bölgesi yapılmıyor mu çok fazla buralarda? Sebebini anlamıyorum. Böyle çok mahalle arasında, çok sapa yerlerde firmalar mevcut. Abi çıkma sen. Sen çıkma. Öncelik tırın olsun. Kocaman tırı da durdurma. Ama mimarisi güzel.
Mimarisi harika. İnsanlarıyla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim. Tek bildiğim İngilizce konuşan yok. Onu biliyorum. Şimdi Göbek'ten sola. Allah'ım ya Rabbim yine tır yasağı var ya. Nasıl boşaltacağız abi biz bu yükü tır yasağı olmadan? Kalmış 1,5 kilometre tır yasağı var diyor. Ne yapayım abi? Gösteririm adres. 100. Vallahi arkamdan korna çaldı adam. Aynen de öyle, girme diyor buraya. Girersen çıkamazsın diyor. Eyvahlar olsun kardeşlerim. Allah razı olsun. Ben ileriden sağa çekeyim. Girme lan. Sağa çekeyim, durayım bir yerde. Bu iş böyle olmayacak. Biz bu işi çözemeyeceğiz. Tır yasağı olmayan bir yerden çıkmamız lazım. Hoşça kalın. Kardeşlerim ucuz yırtmışım. Aa, harika, şuna bakar mısın? Mezarlık burası ha. Adamın ölesi gelir. Tövbe estağfurullah. Valla iyi ki girmemişim. Yani bildiğin şey ya. Aynen size az önce bahsettim. Hani girersiniz de çıkamazsınız dedim ya. O kadar dar sokaklara gelirsiniz. Aynen öyle vallahi billahi. Yine ben soldan sağdan böyle Eryaman'dan, Sincan'dan, Dolan'da gelen Van'dan deyip deneyeceğim şansımı başka yerden girmeye. Az önce girdik. İnşallah bir ceza gelmez. Ya çözemiyorum. Başka bir türlü giriş de yok abi yani. Tır navigasyonunu açtım geçen. O da böyle abuk subuk saçma sapan yerlere getiriyor. Yani o da kurtarmıyor. Tır navigasyonu kurtarsa ya, bu İtalya konusunda dediğim gibi manzara harika, her şey çok güzel. Ama adres olayı abi, İtalya'da rezil ya. Zaten çoğu caddesini yazamıyorsun bile navigasyona. O kadar uzun ki. Yani en azından mesela bu adresteki cadde ismi çok bilinen bir isim, Galileo. Galiba dünyanın Galileo neyi keşfetmişti ya, unuttum ya. Ah be ya. Ah. Var işte. Galileo galiba dünyanın yuvarlak olduğunu mu keşfetmişti? Gezegen, bir astrolog olduğunu biliyorum yani, uzay bilimiyle, gezegen bilimleriyle ilgileniyordu. İspanyol diye hatırlıyorum kendisini. Galileo. Ama bilenler söylesin ya yorumlarda neyi keşfetmişti diye. Hem de bu sayede kanalımızın kültür seviyesini öğrenmiş olalım. Kanalımızdaki abonelerimizin kültür seviyesi ne kadar? Galileo kimdir? İşte bu soru arkadaşlar. Ben İspanyol diye biliyorum Galileo'yu. İtalyan da olabilir ama İspanyol diye biliyorum. Galileo kimdir ve neyi keşfetmiştir? Ve hangi dönemde nerede yaşamıştır? Aha sana soru. Oy. Ya Allah rızası için bir kafa kamerası alacak adam yok mu bize ya? Hani bu kanallara katıl butonu var ya. Ben de oraya GoPro butonu yapayım. Herkes oraya 3-5-3-5 atsın. Şaka yapıyorum bu arada. Kimse ciddiye almasın lütfen. Çünkü şu anda telefonu elimle tutuyorum. Yani kafa kamerası şeyini alabilmek için. Görüntüsünü. Biraz yoruyor elimi. Bir de direksiyonu tek elle tut. Sıkıntı. Evet, galiba buradan girecekmişiz. Allah o Göbek'te bana korna çalan Fordçu abimizden Allah razı olsun. Kendisini İslam'la şereflendirsin inşallah Rabbim. Hayatımı kurtardı. Onun sayesinde geri döndüm. Yoksa girecektim vallahi o tır yasaklı bölgeye. Sonra İtalya'da Buongiorno Turco bütün İtalya'yı karıştırdı diye haberlere şey olacaktı. Neyse kardeşlerim, bu yolun kalanında bir atraksiyon yok gibi. Hoşça kalın. Kardeşlerim firmaya çok yaklaştık. TSF SPA tarzı bir isim var. Pek de garip bir isim. Hani olayları buraya kadar çektik, bari bundan sonrasını da çekelim dedik. Bu arada testten giriyoruz göbeğe. Hiç umurumda da değil abi. Yani kocaman tırı da. Sevgili navigasyon abimiz olayın burada bir yerde olduğunu söylüyor ama bakalım. TSF SPA.
TSFSPA. TSFSPA. Sol taraftaki binanın olması gerekiyor. Sol tarafta. Haydi hoşça kalın. Selamünaleyküm kardeşlerim. İşimizi bitirdik. Arka şeyi çektik diye baktık. Bakalım. Böyle çekmekteki amacım şuna bak. Bir önceki gün kış montuyla geziyordum. Şu anda bildiğin yaz. İtalya'dayım. Görüyorsun. Havanın güzelliğine bakar mısın ya? Harika bir hava var. Şu anda 12 derece. 13 derece hava sıcaklığı galiba. Hissediler. 15 dereceymiş kardeşlerim. Tamı tamına 15 derece. Polonya'da kaç biliyor musunuz şu anda hava sıcaklığı? Sus abla. Polonya'da şu anda hava sıcaklığı kardeşlerim. -9. Hissedilen -12. Ya bu ne enteresan bir şeydir abi. Adı nedir? Hayattır kardeşim. Bir tarafta -10, bir tarafta +15. Bir tarafta yazı yaşıyoruz, bir tarafta kışı yaşıyoruz. Kusura bakmayın böyle kısa kollu halimi gösterdiğime. Adresi indirdik. Bayağı bir terledik, yorulduk. Şimdi çıkış yapalım Allah'ın izniyle firmadan. Haydi çıkışı gösterelim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, firma böyle garip bir firma. Daracık sokaklardan giriyorsun abi. Zeytin ağaçlarıyla kaplı şöyle sol tarafı. Sağ tarafımıza hiç bakmıyoruz ama ne. Muhtemelen ileriden çıkacağız. Buradan tam sol yapamayız. Abla bizi geri geri gönderdi bayağı bir. Allah'tan burada bir magazinci abimiz sağ olsun yardımcı oldu. Dedi kardeşim o ablanın bir şey bildiği yok dedi. Bir de bir Türk abiyle karşılaştık. O da sağ olsun şey yapmadı. Gönderdi bizi 6 numaraya. Eyvallah kardeşim. Şurada yüke sürtmeden inşallah. Şu gördüğünüz daracık daracık kapıdan Allah'ın izniyle çıkmaya çalışacağız. Kapıyı açarlarsa tabii. Niye açılmıyor? Aa, açılıyor. Eyvallah. Yalnız firmadan Alp diye bir firma gördüm. İtalyan plakalı ama Türk kardeşimdi. Sağ olsun o hatta dedi burada dedi kardeşim senin indireceğin yük dedi. Yani o sekreter ablaya sordum nerede indireceğim diye. O 6 numaralı kapı dedi ama hiç alakası yok. Pardon 2 numaralı kapı dedi ben 6 numaradan indirdim. Buradan şu gördüğün yoldan geri daracık yoldan geldim. Önüme de 3-5 araba kattım. Millet beni bekledi ama Allah'a şükürler olsun sabırlı insanlarmış. Hiç sorun olmadan dönüşümüzü yaptık. Biz bu arada ultra geniş moduna yeni almışız daha evet. Ya Allah ya bismillah diyelim dönelim. Kardeşlerim gördüğünüz gibi Dorse şu anda tam çıkmış durumda. Biraz böyle Dorse'yi genişten kapıya sürtmeden Allah'ın izniyle. Şimdi ikinci mevzu kapının köşesine. Arabamızı vurmadan hem oraya hem sağa hem sola hem sağa. Oo. Çok güzel. Kurtarıyor. Harika. Teşekkür ederiz izleyenlere, sürenlere, yükü indirenlere, bindirenlere, herkese yardımcı olanlara. Allah'a emanet olun. Diğer adresimiz 2,5 saatlik bir mesafede. İnşallah gidelim, indirelim. Sonra da gidip gene her zamanki gibi muz yüklemeye devam edelim. Hoşça kalın. Selamun aleyküm dostlar, kardeşler. Beklenen o an geldi. Uzun zamandır İtalya'ya gelip gidiyordum fakat hep deniz tarafına gelmediğim için hayıflanıyordum. Bakın şu anda tam sağ tarafta gördüğünüz ufuktaki yer deniz. Aşağı yukarı bir 30-40 kilometre deniz kenarını takip ederek gideceğiz. İstikametimiz aşağı yukarı Monaco civarı. Biliyorsunuz İtalya'nın zengin yeridir Monaco. Fakir fukaranın yeri değildir. Bu meşhur, yanlış bilmiyorsam düzeltin, şeylerin yapıldığı yer. Yarışların vesaire. Allah'ım, Formula 1 yarışlarının yapıldığı yerdir Monaco.
zengin yatların vesairenin olduğu yerdir. Neyse, yaklaşalım. İnşallah daha detaylı ve daha güzel videolar çekeceğiz. Hoşça kalın. Yalnız burada bu arada son şey, yaklaşık her 200 metrede bir tünele giriyoruz. Ben diyeyim 20, siz deyin 50 tünel geçtim herhalde. Ha, doğru. Göndersin o zaman o manyağı. Ale na 100 zł to nic, ale to kurczę, nie możemy tak walczyć. Wow. Pani Ola, mam nadzieję, dam radę tutaj jechać. Cała rodzina. Ale tylko oglądać i spać na namiocie. Ale ja mu sam kupujemy wszystko tutaj. Od Polska kupujemy i ten. Ale jedziemy chociaż ten. Autom jedziemy tylko. Cały ten. Cały morze. No tak. Dobra, dobra Melim, smacznego. Rozmawiamy. Dobra, dobra Melim, dziękuję, papa, hej hej. A sen kapat lütfen. Kardeşlerim kusura bakmayın. Burada böyle biraz lehçe, biraz Türkçe karışık konuştum. Eşim aradı, benim eşim Türkçe biliyor. Fakat biz böyle bir tanıştığımızdan beri böyle bir karışık bir dil çıkardık kendimize. Biraz lehçe, biraz Türkçe, biraz İngilizce böyle. İngilizceyi kaldırdık da genelde lehçe, Türkçe biraz karıştırıyoruz birbirine. Böyle garip bir dil oldu. O yüzden kusura bakmayın. Manzara da harikaydı. Bölmek istemedim videoyu telefon konuşması yüzünden. Artık hanım da belki önemli bir şey söyleyecekti. O yüzden açtım. Ev sahibi eve kira yapmış. Ama Allah razı olsun 100 lira kadar bir kira diyeyim, öyle diyeyim. 100 lira civarı bir kira yapmış. 100 lira civarı bir zam yapmış, özür dilerim. Ben de dedim problem değil yani, adam 3 yıldır zam yapmamış evimize hiç. 3 yıldır ilk defa 100 lira zam, 100 lira zam yapmak istedi dedim, canı sağ olsun. Au, dörtlüler yanıyor. Ama niye dörtlüler yanmıyor? Abi dörtlü mü yanıyor? Sola mı sinyal veriyorsunuz? Çözemedim ki abiler. Biz acemiziyiz bu yolun. Siz usta şoförlersiniz yani. Bizi yönlendirmeniz lazım böyle. Hoppalarak. Bak görüyorsun değil mi? Bak şu harika yolu görüyor musun? Bak sol taraf komple böyle iki vadinin arasından denize gidiyor. Ardan abi denize gireceksin yazın burada var ya. Öf. Abi bayılıyorum ben ya. Bundan önce Yunanistan çalışıyordum. Orada öyle harikaydı. Böyle uzunca bir kavala mavala oralarda deniz kenarından gidiyorsun. Millet, bizim şoförlerde de bir enteresanlık var kardeşim. Millet dağ başında o benzinliklerde böyle kıyıda köşede pislik yerde mola veriyordu, 24 saat pauzasını yapıyordu. Ben diyordum abi niye orada yapalım ya? Gel deniz kenarına inelim abi. Vallahi Yunanistan'ın en turistik sahil kenarına indirdim kocaman tırı. Sordum otoban gişesinde bir kardeşe, dedim ya nereye gidebilirim, denize girmek istiyorum. Tarif etti çocuk bana sağ olsun. Abi gittim tam denize sıfır neredeyse ya, yani 10 metre 20 metre denize çektim tırı. Harika bir şehir, harika bir şey. Deniz. Denize girdim, gezdim, tozdum, eğlendim. Ya bu işin böyle olduğu zaman var ya, tadından yenmiyor. Tadından yenmiyor yani. Gezme kısmı harika hakikaten. Her zaman da böyle denk gelmiyor yalnız. Genelde böyle hep şehir merkezlerine ya da şehirden uzakta yerlere denk geliriz. İlk defa böyle İtalya'nın bu kadar deniz kenarlarına yanaşabildim. Şükürler olsun. Neyse. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim, birazdan muhtemelen deniz yolundan ayrılacağız istemeyerek de olsa. Ya benim için deniz görmek bir heyecan, seviyorum. Yani tabii Polonya kenarında da deniz vardı abi. Polonya'nın böyle bir olanağı yok yani. Şöyle bir olanağı yok derken
Sağ tarafın komple dağ, sol tarafın deniz. Üstüne üstlük bu girilebilen bir deniz yani içine. Sıcak ve yazları böyle bir hareket olan bir yer değil. Zaten benim eski mesleğim, yani bu işlere bulaşmadan önce garip bir sektördeydim ben. DJ'lik yapıyordum Alanya'da. Öyle bir 5-6 sene falan sürekli otellerde DJ'lik yapıyordum. Büyük otellerde, oradan buraya nakli olduk. İşte hayat değişti, bilmem ne, bir şeyler değişti. Çok şükür olumlu yönde değişti. Hani açıkçası şikayet etmiyorum orada ki halimin, geri dönmek de istemiyorum açıkçası. O biraz, Allah esirgesin, biraz küfüre düşmüş bir hayat yani. Sürekli alkol alınan bir yer, yarı çıplak kadınlar, bilmem ne, sürekli sıkıntılar. O yüzden Allah'ıma şükürler olsun ki oradan kurtuldum. Ama oradan bana özlediğim, en çok özlediğim şey manzarası, denizi, kumu, güneşi. Ve Allah nasip ederse inşallah, yani hayalimde Alanya civarına tekrar geri dönmek var. Hayal değil, inşallah plan diyeyim daha doğrusu. Böyle bir planım var. Allah nasip ederse şöyle 1500-2000 metrekare bir arsa alıp orada 1000 metrekaresinde bir kendimce ufak tefek bir şeyler yetiştirip, belki daha profesyonel tarla tapan alıp bir şeyler yetiştirip buraya satmayı diliyorum. Polonya'ya ihraç etmek, ithal etmek, şifraşam. Özür dilerim. Abi bu nedir, bu yol yapımı? Burada bu kadar yol yapımı olmasının muhtemel sebebi abi, yazın burası ana baba günü oluyor büyük ihtimal, kuvvetli ihtimal. O yüzden bu işleri böyle bahar ayında, sakin aylarda, kış aylarında yapıyorlar. Gerçi buraya da pek kış denmez de, kış. Polonya'daki gariplere kış abi. Sevdim, çok sevdim. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel, harika bir enerji verdi bana bugün. Güneşin doğması, denizi görmem. Allah'ım, başka yani bugünüm diğer günlerimden çok daha güzel geçti. İnşallah her günüm böyle güzel geçer. Hamdolsun Rabbime, şu nimetlerini bana gösterdi. Şükürler olsun. İnşallah siz görmeyen kardeşlerim de bir şekilde iş bulur, faydalanır, gelirsiniz inşallah. Buralarda size de yiyecek ekmek muhakkak var. Wow. Wow. Tek kelimeyle wow. Bak. Yalnız bir çekim yapalım derken bir şeylere zarar vereceğiz ama sağ şeye hiç bakmıyorum. Sağ tarafa böyle çok yanaşıyorum. Ama şu güzellikte çekilir mi ya? Yani çekilmez mi abi? Şu güzellik çekilmez mi ya? İnşallah çekebiliyorumdur doğru sizin için. Ve inşallah dönüş yolum da buradadır yarın. Böyle güzel güzel. Ulan İtalyanlar, dört ayağınızın üstüne düşüyorsunuz her türlü var ya. Şuranın ben bir resmini çekeyim. Tamam kardeşlerim. Devam. Burası muhtemelen abiler, bizim bu izleyen varsa tabii, Formula 1 yarışlarında gördüğümüz yerlere de benziyor yani. Ben izliyordum bir dönem, bayağı bir şeydim, Formula 1 yarışlarına nedir? Çok mutlu olduğum için kelimeleri birleştiremiyorum şu anda. İlgileniyordum Formula 1 yarışlarıyla. O yüzden izliyordum. Böyle vardı yani haritalarda oynarken de, hatta Formula 1 oyununu mevcuttu. Güzel ya abi. Bu deniz kenarında yaşayan insanların büyük bir çoğunluğunun ömrü bizim gibi şehir merkezinde yaşayanlardan 5, 10, 15 yıl daha fazla. Yani tabii ki sağlıklı beslenenden bahsediyorum. Böyle alkolün vur gözüne, akşama kadar uyumadan bilmem ne, onlardan bahsetmiyorum. Çünkü stres az adamlarda. Ya sen abi şimdi Ankara'da oturuyorsun, İstanbul'da oturuyorsun. Ya İstanbullular için de aynı yani, denizi var ama yok. Çünkü adamın nereye gideceksin abi? Hafta sonu plajlarda iğne atsan yere düşmüyor yani. Ben çok şaşırmıştım İstanbul'da otobanın ortasında. Yani iki otoban şeridinin ortasında çimlerde piknik yapanları görmüştüm. İlk böyle muavinken İstanbul'a gittiğimde çok şaşırmıştım abi. Ya nasıl mümkün olabilir demiştim otobanın ortasında piknik. Sonra bir
Gidip geldikçe anladım ki mümkün yani abi, ne yapsın adamlar. Bak şurası marina, yat limanı yani. Şu gördüğünüz yer, görebiliyorsanız. Yani şimdi abi sen Ankara'da, İstanbul'da yaşıyorsun, stres doluyorsun, akşama kadar patron eziyor, eve geliyorsun, dert, sıkıntı, para, bilmem ne. Şuranın bir resmini çekeyim kardeşlerim, hanıma göndereyim. Kardeşlerim az önce size anlatıyordum da tam videoyu anlatırken çekmemişim. Ben şu karşı gemiye gelmişim. Şurası tır gemisi. Corsarica, Ferries, Sardinia, Soçtan, bilmem ne. Soçtan diyorum, kusura bakmayın, lehçe bir kelime. Şurada bunlar da gemiyi bekleyenler. Biz komple yanlış gelmişiz. Sağ olsun güvenlikçi ağabey bize tarif etti. Para mı isteyecek lan? Bir daha kapattı. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Yaklaşık 10 dakikadır dolanıyorum. Sağ, sol, ileri, geri, bir daha gittim geldim. Yani gelmek istediğim yer, şimdi göstereceğim neresi. Gidemiyorum. Şurası terminal. Bakın şurası tır şeyi. Şu gördüğünüz gemi tır gemisi. İçine tırlar biniyor. Tıpış tıpış gidiyorlar. Artık nereye gidiyorlarsa bilmiyorum. Benim gitmek istediğim yerde şu aşağıda gördüğünüz rampalar var ya, bakın. Sol tarafta. Orası. Amcamın tarif ettiği yer çok enteresan. Nasıl mümkün bilmiyorum ama. Şimdi diyor şu göbekten diyor sağa gideceksin diyor. Oradan 1 kilometre sonra sola gideceksin diyor. Abi soldan buraya nasıl bağlanacağıma dair hiçbir fikrim yok. Bakalım. Yani kaybolmaktan bir hal oldum. Göbekten sağa. Sağım solum öbe söbe. Yasak var abi. Abi sen bizi yakacaksın mı? 6,5 kilo, 6,5 ton yasağı var ya. Emniyet kemerini takalım. Vallahi bizi yakacak bu ya. Lan motorcu dayılar. Alacağız motorumuzu, bir yerden çarpacağız. Gidelim bakalım. Normalde yasak var. 6,5 tondan daha büyük araçlar gidemez diyor. Sağ tarafınız zaten gördüğünüz gibi deniz. Sol tarafınız şehir. Kardeşlerim yazın burada iğne atsan yere düşmez. Öyle diyeyim ben sana. Full. Ben şu navigasyonu da büyüteyim. Abi sen bizi yakmadın değil mi ya? Sen Allah'a bizi garip grup yerlere gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Evet, rondo dedi, left. Left, okay. Leftleyelim buradan da. Şurada park yeri var. Acaba buraya girsem mi? Orada park yeri var mı? Yok mu? Bilmiyorum ki abi. Ben bir gideyim. Önce firmayı bulayım abi. Bakayım. O firmanın önünde, arkasında, sağında, solunda park edebileceğim bir yer varsa park edeyim. E güzel abi, sen sol dedin, ondan sonrasını söylemedin. Şimdi ne olacak peki? Abi hala aklım almıyor. Ben buradan nasıl çıkacağım şeye, hala şu anda mantığım kabul etmiyor bunu. Terminale. Ama bakalım abi, adam nasıl derler, yılların ustası artık, başına gele gele gele. Vallahi bir şey var gibi karşıda, bir böyle bir gişeler, mişeler, bir şeyler var gibi ama yo, gişeler sol tarafta. Aha, truckers only.
Muhtemelen abim doğruyu söylemiş ya. Buradan sol sol çekip gireceğiz terminale. Ay ay. Tabii bir de terminalin ücretli olup olmadığını sormamız gerekiyor. Burada yarın sabah yükleyeceğiz çünkü. Abi bu nedir ya? Acaba ben de şuraya atsam mı kendimi diye düşünüyorum. Abi çıkmaz diyor 300 metre sonrası. Ya çekrense bulamadım ya. Allah Allah. Dönüyorum, 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 dönüyorum. Dön babam, dön. Dön babam, dön. Vallahi abi ben burada yatacağım. Yarın sabah da yola çıkacağım inşallah. Haydi bir sorayım bakalım ücretli mi burası. Hoşça kalın. Selamun aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Saat 10 civarı şu anda. Allah'a şükürler olsun hallettik işimizi. Biraz zor oldu. Ya burası hakikaten sıkıntılı bir yer abi ya. Ya sıkıntılı yer derken şöyle. Abi İngilizce bilen yok. Şu anda ben İtalya'da bir limandayım. Muz yükledim. İngilizce bilen yok. Ya yardımcı olan yok tam manasıyla. Bir de böyle artistler adamlar. Yani burada da böyle bir hiyerarşi var. Amiri memur hiyerarşisi. İçeri giriyorum adam beni dışarı çıkarıyor. Ya enteresan ya. Haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Adam İçeri depoya giriyorum. Şoför girişini İngilizce yazmış. Enters driver diye. Oraya gidiyorum. Adam beni nasıl kızıyor bana? Dışarı çık diyor. Ya abi. Dışarı çıktı levhayı ben mi koydum kardeşim? Sen koymuşsun levhayı oraya. Yani şoför girişi diye. Ve üstelik özür dilerim. Girerken diyorum yani özür dilerim. Ben buraya ilk defa geliyorum. Yeniyim diye söylüyorum. İtalya'yı sevdim. Ama şu ana kadar geldiğim İtalyan firmalarındaki karşılaştığım muameleyi çok sevmedim. Tabi hepsi için bu söylenemez ama baba iyi arabanın ciğerini söktü ya. Nasıl bir şey zaten 40 ton yüklüyüz. Yükümüz biraz ağır. Buyur buradan yak şimdi. Şuradan exit demiş. Ya tabi ben İtalya'da yaşamıyorum. İtalya'da yaşayan arkadaşlarım varsa onlar daha iyi, daha olumlu şeyler söyleyebilirler. Benim gözlemlediğim gittiğim firmalarda yük alırken, yük verirken gözlemlediğim İtalya'da enteresan bir şekilde olayların basit çözümü varken yapmıyorlar. Yani olayları daha basit yapmak yerine daha da zorlaştırıyorlar tam tersine. Bir sistemsizlik mevcut maalesef. Bir karışıklık işte otoban şeyinde de mesela birkaç video önce çekmiştim. Ya abi yani aklım almıyor ya. Sol tarafındaki otobana bağlanmak için bak dün de aynı şekilde köprülü yani üstünden geçtiğim altında bulunan otobana bağlanmak için üstünden köprüyle geçtiğim zaman normal bir ülkede köprüyü geçer geçmez sağ tarafı şöyle kıvrılır yol otobana bağlanırsın. Yok abi şehrin içine gittim şehrin içinden döndüm 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 abartmıyorum 2 kilometre kadar şehrin içinden dönüp otobana öyle girdim. Ya şimdi bunun mantığını aklım beynim almıyor benim ya. Ya dün de burada kayboldum işte. Geminin oralar işte. Ya bu nasıl bir izahattir? Bu nasıl bir açıklamadır? Bu arada solda şurada bir ev gördüm. Şimdi çekebilirsem çekeceğim. Böyle bir evsiz bir adam gibi sanki veya böyle teknolojiyi, dünyayı reddetmiş. Dünyaya karşı bir eylem koymuş gibi. Öyle bir enteresan bir yer. Adam böyle şu sol tarafta
bu limanla şeyin arasında sıkışmış kalmış bir yer. Güzellik. Yani sağında solunda ev, araba, herhangi hiçbir şey yok. Bakın şura. Bakın görebiliyor musunuz? Yaklaştırıyorum şimdi. Ya tellerden çok gözükmüyor. Maalesef. Aslında tellerin arkasında bir ev var, kulübe var. Bak şu anda belki biraz daha iyi gözükecek. Görüyor musun? Bu amcam burada yaşıyor. Tamamen teknolojiden uzak, insanlardan uzak. Tam böyle bir derenin dibine bir ev yapmış. Abi adam harika bir hayat sürüyor muhtemelen. Protesto ediyor galiba bizleri ve bizim gibileri. Çünkü dünya ile hiçbir bağlantısı yok adamın. Sol tarafındaki liman haricinde hiçbir bağlantı yok. Liman da zaten kapalı. Yani şey bölgesi değil, öyle girip gezebileceği bir bölge değil. Artık alışverişe şuna buna nasıl yapıyor, nasıl ihtiyacını gideriyor bilmiyorum. Öyle garip dikkatimi çekti. Sabah gördüm adamı, köpeği vardı, onu çıkartmış balkonda böyle. Yani şey olarak da hani insanları yargılamak maksadıyla söylemiyorum da, hani tip olarak da amca aykırı bir amca, böyle oldukça uzun bir sakal. Böyle bizim şeye benziyor diyebilirim ya. Meşhur bir film vardı, Mandıra Filozofu. Bu vatandaşa benziyor biraz böyle. Böyle işte kardeşlerim ya. Allah'a şükür bitirdik işimizi. Yani başından sonuna çok böyle pratik olmayan işler. Ama ne yapalım abi? Her ülkenin de farklı bir mimarisi, farklı bir sistemi, kültürü, ahlakı var. Bizler gittiğimiz bu ülkelere uyum sağlamak zorundayız. Ama biz Türküz. Bizim kafamız nedense böyle her gittiğimiz yerde bir mantık, sistem sorguluyor. Aslında bu kötü bir şey değil. Bakın ha. Yani birçok yabancı ülkedeki insanlar bunu sorgulamazken biz her şeyi sorguluyoruz. Bu böyle olsa daha pratik olurdu. Şöyle olsa daha pratik olurdu. Bu güzel bir şey. İşte bizim dezavantajımız, biz bu artımızı ortaya çıkaracak iş alanları yok Türkiye'de bizde. Sınırlı. Burada da iş var. Adam yok. Kimse de uğraşmıyor sistemin şeyiyle, hatalarıyla, eksikleriyle. Bana ne diyor yani? Ben diyor 2300-2500 euro maaşımı alırım, gerisine bakarım. Kardeşlerim şimdi kapatmak zorundayım. İleride çıkışlar var. Orada kamera sistemi var. Yasak çekim yapmak. Hoşça kalın. Selamun aleyküm kardeşlerim. İtalya'nın Cenova kentinden herkese merhaba. Cenova'ya oldukça yakın bir yerdeyiz. Biliyorsunuz Cenova Osmanlı İmparatorluğu'na çok sıkıntı yaratan bir limandı. Buradan çok fazla deniz yolu üzerinden saldırıya da Osmanlı İmparatorluğu. Güçlü dönemin güçlü donanmasına sahiptiler Cenovalılar. Ticarette de oldukça söz sahibi bir ülkeydi. Gerçi o zaman tam galiba İtalya'ya bağlı değildi Cenovalılar ama güzel bir şehir. Her şeyden önce iklim harika. 8 derece, 10 derece, 12 derece. Aralık ayında böyle bir hava, güneş. Ben çok beğendim. Zaten biliyorsunuz bu videonun öncesinde de söylemiştim. Yani böyle benim için number one diyebileceğim görüntüler, işte sol tarafta dağlar, sağ tarafta deniz manzarası. Hem sıcak hem girilebilir deniz olduğu zaman yeme de yanında yat. Allah'a dua ediyorum. İnşallah. Benim oğlan biraz futbolla ilgileniyor, profesyonel. Dua ederseniz Allah rızası için kardeşlerim, gönlünüzle, kalbinizle, ağzınızla değil, kalbinizle inşallah. Samimi bir dua ile kardeşlerim, inşallah oğlum şöyle kariyerinin bir kısmını burada ama büyük kısmını inşallah Türkiye'de yapmak şartıyla. Şöyle bir hayır duası ederseniz, hayırlı, imanlı. Ama her şeyden önce Allah rızası için edeceğiniz duada şunu söyleyin. Bu kardeşimizin evladı, oğlu dünyanın en iyi, en imanlı, en örnek Müslüman futbolcusu olsun şeklinde dua ederseniz var ya, Allah bana ettiğiniz duanın mislini size versin. Polis vardı bu arada, kamerayı indirmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yani ben öyle bir çocuk olsun istiyorum ki hem dünyadaki
Yani mesela Ronaldo'yu bütün dünya tanıyor değil mi? Adam yani şu anda dünyanın en yıldız futbolcusu Messi, Ronaldo. Ve çok fazla yardım da yapıyor Ronaldo. Müslümanlara da çok yardım yapıyor. Allah razı olsun. Hep dua ediyorum Allah onu İslam'la şereflendirsin. Şimdi şöyle bizim oğlan da Ronaldo gibi olsa da ama Müslüman olsa ve Türk olsa fena mı olur ya? Bütün dünya duysa şanını, şöhretini, imanını, yardımseverliğini, insanların aklındaki Müslüman görüşünü tam tersine çevirse, yani Avrupa'daki insanların hakkındaki aklındaki görüşü tam tersine çevirse kötü mü olur? Böyle. İnşallah kardeşim dua ederseniz inşallah Allah'ın izniyle. Daha çok yaşı küçük. Rabbim inşallah nasip eder. Kardeşlerim, burası tüneller bölgesi. Yaklaşık 100 tünelden fazla tünele girmişizdir yani. Sürekli böyle bir tünelden girip bir tünelden çıkıyoruz. Yoğunluk da var biraz yolda. İşte dün dediğim gibi muhtemelen bu yoğunluğun sebebi yaz aylarında burada çok kalabalık olduğu için kış aylarında bu işi halletmeye çalışıyorlar. Bir kafa kamerası almak lazım hakikaten. Böyle adamın kolu çok yoruluyor. Ay Scania'ya bak be. Bomba gibiydi vallaha. Abi Scania'lara bayılıyorum ya. Ya şey var arabada ya. Böyle bir heybet var, duruş var. Albenisi var. Nasıl derler eskiden Mercedes 403'ler için diyorlardı peron arabası. Benim için de peron arabası Scania abi. Yani ikinci de Mercedes derim. Mercedes pardon Volvo diyebilirim, özür dilerim. Volvo'nun şeyine hakkını yemeyeyim. Bir numara da Scania peron arabası, iki numara Volvo peron arabası, üç numara da Mercedes. Haricinde abi MAN, DAF, Iveco çok böyle bir heybeti yok arabaların ya. Görüyorsunuz kardeşim böyle. Tünellerin üstünden dağlar, mağlar, tepeler. Genelde burada da müstakil evler, insanlar apartman dairelerinde oturuyor. Böyle çok yaygın değil tek katlı müstakil evler. Muhtemelen pahalı çünkü bu bölgelerin tamamında pahalı olur her zaman. Arsa pahalı oluyor. Genelde en büyük sorun bu. Arsa pahalı olduğu için de alamıyor insanlar. Güzel bir maceraydı. Güzel bir bölgeydi. Geldiğim için mutlu oldum. Görmeye değer bir yerdi. Söylediğim gibi bazen çok insan sıkılıyor aynı şeyleri yapmaktan. Bazen de böyle ara ara yeni yerler, yeni şeyler gördüğünüz zaman bir ufuk açıyor. Tekrar bir heyecan veriyor size. Ben dün ve bugün bu heyecanı yakaladım. Şükürler olsun. Ama tekrar rutine geri dönüyoruz. Almanya'ya istikametimiz. Yani Almanya... Abi şunu gördüm ben. Gerçi yani herkes bunu biliyor. Bilinen bir şey de. Ya bizde bir şey var abi ya. Bir şeyi elde edene kadar çok istiyoruz. Elde ettikten sonra da kısa bir zamanda bıkıyoruz ondan. Yani. Neyse. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Devam kardeşlerim. Manzaraya devam. Gördüğünüz gibi şu sağ tarafta gördüğünüz yerler yat limanı. Fakir fukaranın yatı var biliyorsunuz burada. Hani böyle köylü, fakir, fukara, senin benim gibi garibanların yatları var. Biniyorlar, yatçıkları var. Vallahi diyorlar ya, para var, huzur var. Doğru değil bence de tam manasıyla. Önce iman, sonra para belki de. Hem iman, önce iman ve sonra para olursa belki huzur olabilir de işte ikisi birlikte olabiliyor mu acaba? Onu bir türlü çözemedim henüz. Yani bugüne kadar tanıdığım örnekler zengin ve imanlı çok denk gelmedi böyle. Muhakkak vardır. Hayatını öyle yaşamaya özen gösteren. Ama henüz tanışmak nasip olmadı. Yani sıkıntı. Ya bak arkadaş gene yaklaştırdım. Az önce de Dorse'yi yaklaştırdım. Dorse'nin sağından beyaz bir şey çıktı. Böyle zıpladı rüzgara doğru. Çözemedim ne olduğunu ve ilk gördüğüm şeyde duracağım, bakacağım. Yani Dorse'yi vurdum mu diye şüphelendim açıkçası yukarı yüksek. Daha doğrusu vurmamış olabilirim de eğer vurmuşsam bile pek bir suçum yok.
tünelden çıktım, çıkar çıkmaz güm diye bir şey. Rüzgar vuruverdi soldan şöyle sertçe. Yalnız şu evlerin balkonları ne kadar kötü yere bakıyor yani. Düşünsene, manzaran otoban. Sol tarafın deniz, sağ tarafın otoban. Harika bir manzara. Yazın burada ne kadar rahat oturabilirsin ki. Balkonda otururken tırlar pıçık pıçık diye geçecek. Evet kardeşlerim. Birazdan bir 5-10 kilometre sonra zaten bu güzel manzaranın şurada bir 30 dakika çay kahve molası verildi be abi, sen olmayaydın. Vallahi billahi. Doğru mu? Benim bir videom daha var böyle İsveç'te. Alp dağlarından İtalya şeye gitmiştim. İsveç İtalya'ya gitmiştim. Patron acemiydi, o acemiliğinden beni şeye gönderdi. En pahalı yoldan. 113 euro mu ne tünel parası ödemiştik. Tünelden gönderdi Alp dağlarından. Abi harikaydı ya. Aynen şu anda olduğu gibi. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi fakir fukara kardeşim? Ya. Böyle. 1500 metre sonra bir benzinlik var diyor. Ben o benzinlikte dururum. Manzaraya karşı bir selfie alırım. Selfie'den sonra da şu yan duvara bakarım. Arka dorsenin duvarına yani şeyine bakarım. İnşallah o uçan beyaz şeyler boya değildir. Veya plastik. Göreceğiz. Birazdan durup beraber bakalım, okey? Hoşçakalın. Kardeşlerim az önce durdum da göremedim şeyi ya. Arabada bir sorun var mı yok mu, hasar var mı göremedim. Ben de şöyle gene videoya devam ediyorum. Tabii burada kamera bir etki. Ya böyle sağlam bir kamera olsa çok daha güzel alacağız şeyi. Görüş açılarını, netlik vesaire bilmem ne, ama maalesef elimizden gelen bu. Adımız Hıdır, elimizden gelen budur derler ya. Ne yapalım? Zaten az önce saat... Abi bu nasıl bir rüzgardır ya? Allah Allah. Az önce durup sağa baktım. Göremedim hiçbir şeyi. Vurdum mu vurmadım mı çok da belli olmadı. Acaba burada sollama yasağı var mı diye bakıyorum da. Evet, sollama yasağı varmış. Abi sollama yasağını tınlayan İtalyan var mı dersen yok. Bir biz tınlıyoruz. Bak görüyor musun? Söylüyorum abi, bir genetik olarak bir araştırılma yapılmalı. Ben inanıyorum. Altay dağlarından gelen Türklerin bir kısmı bu tarafa indi. Abi İtalyanları şey yaptı. İtalyan halkının ilk şeyini atıverdi. Tohumunu. Çünkü Türkiye ile aynı aşağı yukarı, biliyor musun ya? Yani birçok konuda haksızlık sırada ya, maalesef bu böyle çok aslında güzel bir şey değil ama söylerken insan bir yandan gülüyor bir yandan da üzülüyorsun. Yani sıralara gösterilen saygısızlık, işte tuvalette sigara içiyorlar yani toplu tuvaletlerde, dikkat ediyorum. Onun önüne geçiyor, bağırarak konuşma. Enteresan ya. Bu arada benim bu kastettiğim kelimeler arkadaşlar, şoför camiası için konuşuyorum ben bunları. Yani normal insanlarla, ben sokaktaki insanlarla tanışmadım, bilmiyorum. Türkiye'de de öyle sokaktaki insanları kastetmiyorum. Şoför camiası için söylüyorum. Şoför camiasının %60'ı %70'i maalesef, üzülerek söylüyorum, böyle. Saygısız, terbiyesiz, kültürsüz, affedersiniz her kadını potansiyel bilmem ne olarak düşünen. Enteresan bir şey. Ahlaktan yoksun, dinden imandan zaten yoksun. Yani biz koca Kapıkule'de defalarca namaza gittiğimde, inanır mısınız, o Kapıkule'de belki 1000 tır bekliyorsa taş çatlasın 4 kişi 5 kişi oluyorduk cemaat namaz vaktinde maalesef. Yani zaten o bakarsın o tırcıların durduğu yerlere, Kapıkule'de, Kapıkule'nin girişlerinde falan. Ben birkaç defa çekmiştim eskiden kameraya. Ya
Her çöpü mü atarsın ya? La be vicdansız, be karaktersiz. Ya yazık, o attığın yer doğa ya, doğa ya. Kendi eli ayağı yok ki kalksın temizlesin. O Kapıkule'nin girişinde bir yer var, pislik ya. Köprünün altında bekliyorsun böyle Bulgar tarafından girerken. Ya pislik ya, aklı hayale gelmeyecek çöpler var kardeşlerim. Bunu atan biziz, benim meslektaşlarım. Aa, var, kaliteli insanlar var. Açık konuşayım, bir elin parmağını geçecek kadar az. %30'u. Attığı çöpe dikkat eden, gittiği adıma, attığı söylediği kelimeye, attığı adıma dikkat eden insanların sayısı inanın bana çok az. Küfürsüz konuşan, ahlaklı konuşan, hırsızlık yapmayan çok çok az. Birkaç ile ben tanışma fırsatım oldu. Ama abi tanıştığım %60'ı, %70'i şey, nasıl derler? Kolpacı. Hırsızlık teklif ediyor. 3'e 5 yaz diyor. 5'e 7 yaz diyor. Polonyalılardan da böyle çıkmıştı aynı. Park yerine 5 ödüyoruz. Oraya buraya 7 yaz diyor. Niye 7 yazayım abi oraya ben? Diyor ben öyle yazıyorum. Sen de öyle yaz şimdi. Niye? Çünkü sen bugüne kadar hep oraya 7 yazmışsın. Şimdi benle 2 araba peş peşe gidiyorsun. 5 yazınca ben patron uyanacak. Diyecek ki aa bu park 5 değilmiş. 7 değilmiş 5'miş değil mi? Trim trim tutuştu. Ben yazmam abi dedim, kusura bakma. Hırsızlık mı dedim yani, bunun başka bir adı yok ki. Bir de o kadar organize olmuş ki bu hırsızlık işleri. Otoparka gidiyorsun, otoparkçı da sana şey ha. Fişini atıyorum 10 euroluk veriyor ama parayı 5 euro alıyor senden. Yani bu hırsızlığa şey olmuş artık böyle. Ya da neredeydi o? Bulgaristan'da sırada beklerken, eskiden şey yoktu, bu Kaptan Andreo Parkı yoktu. Orada beklerken şeyler geziyordu abi. Sahte otopark fişi satanlar. Adam yazmış bilmem ne Sırbistan'da bilmem ne parkı adına yazmış. Sahte otopark fişi ya. 10 euro yaz at cebe, 10 euro yaz at cebe. Ebe gafiller, ebe cahiller. Hadi patronunu kandırdın da Allah'ı nasıl kandıracaksın? Neyse, çok gevezelik ettim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Devam kardeşlerim. İşte böyle. Güneş yukarıdan denize vuruyor ve denizin ardı gözükmüyor. Yani ufku ardı gözükmüyor. Denizin arkası gözükmüyor. Sonu. Güzel bir manzaraydı. Kısa oldu ama güzeldi. Herhalde bir daha geldiğimde tırı burada bırakıp buraya yerleşeceğim. Tam şu karşıdaki tepedeki eve. Baksana abi adamın manzarasına her sabah uyandığında. Şu evdeki adam şu manzarayı her sabah görüyor ya. Tabii sen şimdi benim havluyu gördün de manzara o değil ha. Yani adam şöyle sabah bahçesine atıyor şeyini. Hop manzaraya bak. Sehpasını atıyor. Biz çay içiyoruz, onlar bilmiyorum. Sabah kahve içerler, İtalyanlar bunlar kahveyi severler. Hanım getir bana bir diyor muchos gracias kahvesi. Ondan sonra kardeşim korona çıktı eve kapan diyorlar. Zaten adam korona çıkmadan önce de kendi evine kapanıyor ki. Adamın evi o kadar güzel ki kapanmaya gerek var, çıkmaya gerek yok ki. Sen garibim apartman dairesinde oturuyorsun. Fırsat bulduğun her an yürüyüşe çıkmaya çalışıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Şuna bakar mısın ya? Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın abi? Meşhur abimiz vardı, bir anlatmaya gerek yok. Adam dünya yıldızı oldu. Yalnız abi Almanya'da yol çalışması, İtalya'da yol çalışması, bak. Bak kardeşim, masmavi ufka bak, denize bak. Bak bak kardeşim bak, bedava. Ah be çöpçü arabası, olmasaydın duracaktım ben burada. Duracağım ya, bu sefer duracağım abi. Güzel bir yer bulursam duracağım. Evet kardeşim, 150 metre sonra bir yer var diyor. Eğer manzarası varsa duracağım. Küçük bir yer değilse, cep böyle minik bir cep değilse, burası bana göre değil. Bakalım varsa duracağım. Kardeşlerim maalesef ya. Özür dilerim.
durup güzel bir selfie almak istedim ama maalesef selfie olmadı. Çünkü durduğum yerde sanki böyle gıcıklığına yapar gibi uzun uzun şeyler yapmışlar. Adı nedir? Şöyle ağaçlar şeyleri kapatıyor. Manzarayı kapatıyor. Ben sol tarafa zaten şu gördüğünüz karşıya köprünün üstüne doğru ayrılıyoruz biz. Bu da manzarayla olan son bağımızdı. Hoşça kal. Güle güle. Biz yukarıya şu anda İtalya'nın Avusturya sınırına doğru yaklaşık herhalde bir 350-400 kilometre kadar gitmeyi planlıyoruz. Dün şu köprünün üstünden girmiştik deniz manzarasına. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.